Sansür yasası olarak adlandırılan ve sosyal medya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Sosyal medya düzenlemesini içeren kanun teklifine göre yurt dışı kaynaklı sosyal ağ kullanıcıları Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmak zorunda. Ancak Twitter Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmiyor. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısını yakından ilgilendiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Teklif resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Kanun teklifiyle sosyal ağ kullanıcılarına Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilirken Twitter ise bunu kabul etmeyen tek firma olarak dikkat çekiyor. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya bu konuyla ilgili dün mecliste kanun teklifinin görüşülmesi devam ederken milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri yazdı ve şunları belirtti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile dün meclis kulisinde sohbet ederken yasanın aceleye getirilmediğini belirtti. Yasa ile ilgili olarak sosyal ağ sağlayıcıları ile görüşmelerin yapıldığını da belirten Bostancı. Ağırlıklı olarak Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul ettiler. Bir tek Twitter olumlu cevap vermedi. Orada bir sıkıntı görülüyor dedi. Temsilci bulunması halinde bir kişinin hakkında çıkan olumsuz yayınları ortadan kaldırması için başvurabileceği 48 saat içinde de bunun kaldırılacağını da sözlerine ekledi. Sosyal ağ sağlayıcıları Rusya'da olduğu gibi bazı hükümlere uymama durumunda ne olacağı konusunda ise şu aşamada Twitter dışında sorun görünmüyor demekle yetindi. İfadelerini kullandı da